Hoş geldiniz. Fatma Girik, büyük eleştiri aldınız. Pişman mısınız? Keşke yapmasaydım böyle bir şey. Bu programı yapmasaydım diyor musunuz? Hayır demiyorum. Her zamanki yaptığım programlardan hiçbir farkı yok. Ve gene de yaparım diyorsun. Gene de yaparım. Peki kendi kendinizi sorguladınız mı? Çünkü bir yerde medya kendi kendini sorgulamaya başladı. Medya diyor ki ben nerede hata yapıyorum, nerede ileriye gidiyorum diye kendi kendine sorguluyor ve kendi kendini de eleştiriyor. Siz kendi kendinizi sorguladınız mı? Hayır sorgulamadım. Hata yaptığımı da zannetmiyorum. Ama bir yerde de reyting kurbanı olunmuyor mu? Yani zira ne olursa olsun sizin yaptığınız programlar, özellikle sizin yaptığınız programlar, diğer bazı programlar gibi müthiş reyting alıyor. Ve sizin yaklaşımınız halk izliyor. O zaman bir yerde halk beni biraz daha fazla izlesin diyerekten zamanında tahrik etmiyor musunuz? Zamanında üstüne gitmiyor musunuz? Hayır gitmiyorum. Neden? Mehmet Ali Bey, şimdi benim 40 senelik bir sinema hayatım var. 5 sene belediye başkanlığım var. 2,5 senedir de televizyon programcılığım var. Bunu ben belediye başkanlığı zamanında da gördüm. Yani ben film çekerken de halkın, sıradan insanların dertlerini dile getiren filmler yaptım. Belediye başkanlığı zamanı da aynıydı. Yani o zaman aramızda bir beyaz perde vardı, kalktı. Şimdi de gene yani kamu hizmeti yapıyorum diye koyuyorum ben. Siz bunu kamu hizmeti olarak görüyorsunuz. Evet. Ama çok da tepki alıyorsunuz Fatma Hanım. Alacağım ne olur alırsam ne yapayım? Yani demek ki güzel şeyler yapıyorum. Bazı insanlara dokunuyor. Bir daha yapsanız. Tekrar evet. Aynı programı tekrar yapsanız. Veyahut da bazı programları tekrar yapsanız. Bunu evet aynı şekilde yaparım diyorsunuz. Aynı şekilde yaparım. Başka nasıl yaparım? Başka hiçbir Başka şekilde. Başka bir yolu yok. Yani bu en son yaptığım programda kimi gönderebilirim oraya? Anlıyorum. Ben gidemem. Anlıyorum. Fatma Girik, televizyon sizi vezir mi etti, rezil mi etti? Biraz önce konuştuk içeride de rezil mezil etmedi canım, vezir etti. Vezir etti. Peki. Zaten vezirdim ama ben. Tamam. Peki. Ben şimdi, zaten vezirdim. Davası sürdüğü için davayı etkileyecek herhangi bir şekilde bu meşhur olayla ilgili bak, ayrıntısını... Bak gene ne soruyorsunuz? Gene erkeksiniz, vezir mi etti diyorsunuz. Niye başka bir şey söylemiyorsunuz? Ne olabilir? Ne diyebilirdik kadınca mesela? Kadınca bir şey söyleyeyim. Ne olabilir? Sultan mı etti diyeyim mesela? Ya başka bir şey olabilirdi. Peki. Fatma Girik, en fazla 3 konuda eleştiri aldınız. Bunların başında manken kullanımı var. Neden manken kullanıyorsunuz? Niçin mankene ihtiyaç oluyor? Çünkü siz bir habercisiniz. Haberci olduğunuza göre manken kullanmamanız gerekir. Niçin manken kullanmak zorunda hissediyorsunuz kendinizi? Ne kullanabilirdim? Hayır. Şimdi bir bahsetmek istemiyorum. Herhangi bir dosyada tamam. Bir yere bir insan göndereceksiniz. Hı-hı. Ben gidemem oraya. Hı-hı. Ekibimde de bir gazeteci, kadın bir gazetecim Hı-hı. yok. O zaman bana şikayete gelen insan da hasta. Onu oraya bir daha gönderemem. Ama Fatma Girik haber olmuyor o zaman. Çünkü neden? Haberi siz başka biriyle bir yerde tahrik etmiş olmuyor musunuz? Böyle birisini kullanarak yaratmış olmuyor musunuz? Tahrik Ama etmiş yaratmıyorum olmuyor musunuz? Ki. Ama gidiyor karşısına birisinin şu veya bu kişinin karşısına gittiği zaman bir yerde o adam kişiyi, adam veya kadını bir yerde bir aracı kullanarak köşeye itmiş oluyorsunuz. Ama aracıyı kullanıp da gidip onu soyunup karşısına tahrik etmiyor ki. Niye tahrik etsin? Şimdi bir hasta geliyor diyor ki ben baş ağrılarımdan ve de zaman zaman düşüp bayılmalardan şikayetçi olaraktan bir doktora yani gidiyorum diyor. Şey yapalım çünkü davayı şey yapacağı için o konuda. Tamam peki. Yani oraya, genel olarak. Aynen, hani ama genel o olarak... insanı gönderemem ki. O riske nasıl girerim? Hasta bir daha gider mi tamam, oraya? Tamam ama bir şey söylemek istiyorum. Siz habercisiniz. Haberciyim diyorsunuz. Evet. Haber yapıyorum diyorsunuz. Evet. Haber yaptığınız takdirde aracı kullanmak, manken kullanmak, şunu bunu kullanmamanız gerekir. Peki o zaman şu kadar büyük kamerayı alayım. Geleyim kardeşim sen bunu yapıyorsun. Mikrofon mu uzatayım? Yani şeye baktığınız zaman... Bir şey kullanacağım. Hayır ama bir yerde öyle bir programda öyle bir şekilde kullanıyorsunuz ki bunu ister ister mesela şeyi soracağım bir de üstelik tabii herkesin de sorduğu manken veyahut da başka birisini kullandığı zaman para veriyor musunuz para verdiniz mi? Hayır. Hiçbir şekilde? Hayır. O aldığını iddia ediyordu o bakımdan. Hayır ben mankeni şöyle kullandım gelen mağdur olan kişiye dedim ki benim oraya gönderecek insanım yok o zaman biz getiririz birini kullanırız dediler.
arkadaşlar getir, mağdur kişi getirdi ve o insanı oraya gönderdik. Çünkü o mağdur kişi hasta olduğu için anlattı bütün tamam, derdini. Peki. Evet. Ama yalnız peki farz edin. Bir şey sormak istiyorum. Farz edin ki para verildi. Verildi veya verilmedi. Hatta, ki vermedi. Ben daha şu güne kadar parayla hiçbir program yapmadım. Vaat edilmiş de verilmemiş diye. Hiç böyle bir şey. Önümüzdeki hafta programımda vaat edilmiş mi edilmemiş mi? Veyahut da kıza onu doktora fazla bir şey yap ama demişim. Burada, önemli bakın olan, bir şey soracağım. Lütfen. Polis muhbir tutuyor. Hı-hı. Besliyor. Para mı veriyor? Bilemem ne yapıyorsa ama polisin bir muhbiri var. Niye var polisin muhbiri? Esrar satılan bir yer, eroin satılan bilmem ne, işte ne bileyim kaçak silah. Buraya polis giderse belki tanınıyor. Tabii ki oraya girecek çıkacak insanın bir başka insan olması ama lazım. Ama ne olursa olsun bir yerde tahrik edilmiş oluyor. Bir yerde tahrikten bahsetmiyorum. Peki? Bir yerde ister istemez haber niteliğinde haberi şey yapacak olan, ortaya çıkaracak olan insan. Ben 2 senedir program yapıyorum. Ben neyim o zaman, haberci değil miyim? Ona geleceğim. Evet. Gizli kamera kullanımı. Evet. İkinci üstünde en çok durulan gizli nokta. Gizli kamerada dünyada ilk olarak ben mi kullanıyorum? Hayır, ama bu bir yerde, burada öyle bir yerde kullanılıyor ki tahribatı ortaya çıkıyor. Üstelik de mesela... Peki nasıl ispat edeceğiz o zaman bu tahribat ortaya çıkmazsa? Bir dakika. Hangi olaya gittiğinize bağlı. Yani siz eğer bir kere yargıda bilirsiniz. Gizli kamera şey olarak kabul edilmez. Yani yargıda gizli kamerayla çekilmiş olan bir şey delil olarak kabul edilmez. Yargı şeyinde. Şimdi gizli kamera olmadan da yapmak, olmadan da yapılabilecek şeyler vardır. Mesela... Alıyorum bu kadar kocaman kameramı, diyorlar ki Kayseri bilmem ne pavyon veya işte Kahramanmaraş bilmem ne pavyonda zorla çalıştırılan bir kız var veya küçük yaşta çalıştırılan bir kız. Ben bu kadar kameramı alıyorum, lang diye giriyorum ve alıyorum kızı, çıkıyorum. Yapılacak yer var, yapılmayacak yer var. Ama sizce nerede yapılmalı, nerede yapılmamalı peki? Ha, ben de gizli kameraya karşıyım. Ama kullanıyorsunuz. Ama istiyor, yani olması gereken yerde kullanıyorum. Olur olmaz yerde, her dakika gizli kamerayla mı çalışıyorum ben? Hayır, onu demiyorum. Fakat ne olursa olsun gizli kamera... Dünyada kameranın... ilk olarak ben mi kullanıyorum bu gizli kamerayı? Hayır, Türkiye'de de kullanmıyorum. Veya Türkiye'de ilk olarak ben... Neden benim en son bu dosyam üzerinde bu kadar gizli kameranın üstünde duruldu? Bir yerde gazeteci olmamanız bir handikap olmadı mı size? Çünkü siz bir film yıldızısınız. Hani ne denir efendim? Film yıldızlık, film yıldızlığını bilsin, gazeteci gazeteciliğini bilsin. Çünkü gazetecilikte yoğrulmuş olsanız belki de... çok daha dengeli hareket edeceğiniz, çok daha dengelere dikkat edeceğiniz. Peki film yıldızı olmak için veya böyle bir program yapmak için bir yerden ruhsat mı alınıyor? Hayır, ruhsat alınmıyor tabii. Belediye başkanı. Hayır, anlatamadım. Tamam. Ama şimdi bir program yaparken ben film gibi bir program yapıyorum. Tamam ama gazeteciliğin ilkelerini... Ama ben gazetecilerle kadar... çalışıyorum. Ha, anlıyorum. Sarı basın kartı olan arkadaşlarımla çalışıyorum. Yani onlar şey yapıyorlar. Onlarla beraber çalışıyorum. Ben belediye başkanlığı yaptım. Peki belediye başkanlığı yapmak için illaki belediyenin her şeyini bilmek lazım. Hayır, değil ama anlatamadım. Bir protokol insanıydım orada. Ama dilimin döndüğünce, elimin el verdiğince bir şeyler yapmaya çalıştım. Ama etrafımdaki insanlar bürokratlardı ve senelerini vermiş belediyecilerdi. Burada da öyle. Yalnız ne olursa olsun siz burada... Uymadı mı? Hayır, uymadı mı değil. Ne oldu? Öyle şeyler... Bir yerde öyle yaklaşımlarınız var ki mesela son derece sert bir insansınız. Programlarınız da son derece sert. Hayır, lütfen. Ben insanları çok seviyorum. Bir keresinde tamam bir... Tükürdünüz. Kimseye tükürmedim. Bir tanesini bir çocuğa... Programda gördüm. Ama çocuğuna tacizde bulunmuş, tecavüz etmeye çalışmış. Allah belanı versin, senin gibi baba olur mu dedim. Ama gazeteci bu. Ama bu insan... Ama gazeteci, bu gazeteci... Her şeyden... Bırakın gazeteci. İnsanım. İnsanım ve 54 yaşında bir insanım. Bazı şeylere insanın tahammül olur. Ben çocukları çok seviyorum. Çocuklara yapılan her şeye karşıyım. Sonuna kadar tabii da gideceğim. Fatma Girik, gazetecinin görevi ayna olmak. Yani bir yerde gazeteci... bir olayı yansıtmakla yükümlü olan insan. Yansıtıyorum. Ama bazı programlarda mesela yargı çıkıyor. Nasıl? Yani daha savcı veyahut da yargı ortaya çıkmadan siz yargılıyorsunuz. Hayır. Yani siz derken siz derken sadece... Benim gibi program yapanlardan. Hayır. Sizin gibi program gene şey yapmak istiyorum. Genelde bazı haberlerde, bu haberlerde de var. Evet. Ben kendi programımda da hiç böyle bir olayla karşılaşmadım da demiyorum. Onları da şey yapıyorum ama biz genelde bu şeyin içine düşüyoruz. Mesela yanlışın. Dediniz,
yanlışın içine düşüyoruz. Hı. Bakın siz kendiniz söylediniz. O adam intihar etmişti değil mi? Hangi adam? O kızına tecavüz edildiği bir başka olay da vardı. Yani insanların hayatlarıyla, insanların hayatlarıyla ama, oynanıyor. Ama o, bakın şimdi onu yanlış biliyorsunuz. Şimdi bir adam, iki tane sekreteri var. Diyor ki bunlar evli barklı çoluk çocuk sahibi insanlar bize tecavüz etti diyor. Etti veya etmedi neyse. Aradan 8 ay geçiyor. Ondan sonra karısı o arada söylediği vakit gidip program yaptığımda da hatta karısı beni ilgilendirmez o kocamın sorunu dedi. Yani böyle intihar edecek gibi bir insan değildi. Hep şunu şey yapıyorum Fatma Girik. Bir takım insanların hayatlarına, özel hayatlarına giriyoruz. Hayır, özel hayatlarına girmiyoruz. Hayır, şimdi mesela şu en son yaptığım program. İnsanların özel hayatı diye bir yer olamaz. O çalışan insanın yani programını yaptığım insanın özel muayenehanesi olur. Özel muayenehanede de kamu hizmeti veriyor. Orası özel olamaz. Ama bu habercilik olmuyor. Yani habercilik şimdi muayenehane özel bir muayenehane. Yani özel hayata mı girmek demek? Yani ilkeden hareket ediyorum ben. Bir gazeteci, haberci bu şekilde... Şimdi biraz önce Sharon, neydi? Sharon Emel. Evet. Şimdi mesela öyle bir karı kocanın evine yatak odasına girseniz de gizli kamera koysanız bu terbiyesizlik. Kimseye yakışmaz. Özel hayatıdır. Bağlar kocasını, bıçaklar, işte bir şeyler de yapmış kadıncağız zaten. O onunla şekilde... ilgilen. Ama yani özel hayat değil benim bu. En son yaptığım program özel hayat değil. Evet. Aslında haber yani haber nosyonlarımız çok farklı. Yani habere bakışımız, haberin nasıl olması, haberin nasıl yansıtılacağı şeklinde çok fazla. Ancak en önemli unsur medya genelinde. Çünkü siz de haberci olarak ortaya çıkıyorsunuz. Genelinde ne olursa olsun yara alıyor. Onu şey yapmak istiyorum. Acaba bundan sonra artık tutum değişecek mi? Bundan sonra bakışlarınız değişecek mi? Ne bileyim mesela bir daha sefere gene sinirlendiğinizde tüküreceğiniz mi mesela birine? Vallahi o karşımdaki insana bağlı. Diyorsunuz ki sinirlenirsem hiç ben kendimi tutamam. Hayır, sinirlenirsem değil. Yani yapılan iş çok münasebetsiz bir iş. Yani bunu yaşamanız lazım. Orada yaşadığınız vakit kanınız bir başka türlü dönüyor vücudunuzda da. Anlatabiliyor muyum? Yani o anı yaşamak başka ve böyle bizim gibi ikimiz karşılıklı masa başında oturup niye orada adamın yüzüne tükürdün demeniz bir başka. İnanın buna. Ne olur bir programa götüreyim sizi istiyorsanız. Yaşayın benden beraber. Vallahi bir keresinde gelip yaşamak istiyorum. Çok farklı bir dünya çünkü. O bakımdan yaşamak istiyorum. Olur. Fatma Girik çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.